Cumhuriyet Halk Partisi Vatan Savaşı'na karşı, İyi Parti de Vatan Savaşı'na karşı. Hatırlayalım, 2015 yılının 24 Temmuz'unda askeri harekat başlatıldığı zamandan beri Cumhuriyet Halk Partisi'nin söylemi nedir? Bu saray savaşı. Yani bu Türkiye'nin savaşı değil. Peki o saray savaşı dedikleri savaşı yapan kim? Türk ordusu. Türk ordusu da sarayın kapı kulu olan bir ordu olarak gösteriliyor. Yani oradan ordu aleyhtarlığı başladı. FETÖ'nün ve PKK'nın yanında mevzilenirseniz tabii Türk ordusuna düşman olacaksınız. Biden tayfası olursanız, Amerika Birleşik Devletleri'nden kurtuluş talep ederseniz veya Amerika gelsin Türkiye'ye demokrasi getirsin diye talepler ileri sürerseniz artık sizin ordunuz Amerikan ordusudur, Türk ordusu değildir. Dünyada silahla gelmeyen bir demokrasi yok. Ama siz Türkiye'ye demokrasiyi Amerikan silahlarına çağrılar yaparak getireceğinizi söylüyorsunuz. Yani siz derken Cumhuriyet Halk Partisi ve İyi Parti'yi söylüyorum. Amerikan silahlarıyla getirilecek olan demokrasinin karşısında kim var? Türk ordusu var. PKK'yı ezen de Türk ordusu. FETÖ darbesini bastıran, ezen de Türk milletiyle birleşen Türk ordusu. Bu konumlanma bu söylemleri getiriyor. Bakın burada çok önemli olan şudur. Ali Mahir Başarır'ın bir gevezeliği değil. Bütün Cumhuriyet Halk Partisi ve İyi Parti'nin tutumunda, stratejisinde, siyasetlerinde ve söylemlerinde hep rastladığımız bir olay. Neden böyle yapıyorlar? Çünkü vatan savaşına karşılar. Kendileri söylemediler mi ve hala söylemiyorlar mı bu bir saray savaşıdır diye. Saray savaşı dediler. Onların saray savaşı dediğine bir müddet sonra Rusya, İran katıldı. Yani Rusya'sı, İran'ı, Irak'ı bir süre sonra hatta kendi vatanını savunurken bize de çok büyük katkılarda bulunan Suriye'si. Bütün bu kuvvetler Rusya, Türkiye, İran, Suriye, Irak Tayyip Erdoğan'ı saray için savaşıyor. Gülünç bu.